TRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 2024-2025 adli yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiğinin kanaatindeyiz dedi. Vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini genişletecek reform irademizi diri tuttuğumuzu daha önce farklı vesilelerle ifade etmiştim. Bununla ilgili bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarda artık sona geldik. 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye 100 yılı yargı reformu strateji belgemizi ve Türkiye 100 yılı insan hakları eylem planımızı önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız. Her iki belgenin hazırlığında evrensel kriterlerle birlikte asıl milletimizin demokrasi, insan hakları ve adalet taleplerini göz önüne aldık. Türkiye yüzyılının yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik. Makul süre, öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet önceliğimiz olacak. Gerek kanun değişiklikleri, gerekse idari faaliyetlerle sadeleştirilmiş, kolaylaştırılmış ve verimliliği esas alan süreçler oluşturacağız. Adalete kolay erişim ile onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarını sistemimize kazandıracağız. Adalet hizmetleriyle adli bilimlerde dijital dönüşümü hızlandıracağız. Hukuk eğitimini daha da geliştirecek, buna yönelik adımlar atacağız. İnsan hakları eylem planıyla daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi oluşturacak, adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesine hizmet edecek düzenlemeler yapacağız. Türkiye 100 yılını, adaletin de 100 yılı yapma hedefimizi yeni sivil bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bunu yapabilecek imkan, olgunluk ve iradeye ziyadesiyle sahip olduğunu görüyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla toplumumuzun farklı kesimlerinin katkısını alarak ortak akılla bu süreci yönetmek arzusundayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, yeni müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya başlamış olacak dedi. Artık çocuklarımızın bilgi erişimle ilgili çok inanılmaz bir kolaylıkları var. Bu kolaylıklar içerisinde de çocuklarımız okulda aldıkları bilgiyle tatmin olmuyorlar. Çünkü farklı ortamlarda, işte dijital mecralarda, elektronik ortamlarda farklı tür bilgilere çabucak erişebiliyorlar. Ve bu bilgiye erişmek için de belki bir dönem veya bir ders kitabı onlar için yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bu gelişmeler ışığında eğitim öğretim sisteminin mantığı bilgi vermekten elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürmeye evrilmiş durumda. Bizim sistemimiz bunu yapmamıştık biz. Yani bu henüz bu dönüşümü gerçekleştirmemiştik. 2010'lu yıllardan itibaren bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal hafızası içerisinde bir çalışma prosesi başlattı. Bu süreç içerisinde de sadece bizim bu ortaya koyduğumuz argüman ışığında değil, uluslararası veriler de gözetildi. Uluslararası bu anlamdaki raporlara bakıldı. Ve Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili yapılan en temel eleştirilerden bir tanesi hala kazanım ve bilgiyi çocuklarımıza sunma odaklı olduğu için eleştiri vardı. Bizim sistemimizi biz de uluslararası arenada rekabet edebilecek bir biçimde elde edilen bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir eğitim sistemi geliştirmemiz gerekiyordu. Bu dediğim gibi bakanlığın kurumsal yapısı içerisinde uzun yıllar üzerinde çalışılan uluslararası bu anlamdaki eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik bir müfredat
çalışması yürüyor idi. Bu müfredatın neticesinde de, yani bu çalışmaların neticesinde de geçtiğimiz Mayıs ayı başı itibariyle onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Ve bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında, yani ana sınıflar, anaokulları, ilkokul birinci sınıflar, ortaokul beşinci sınıflar ve orta öğretim kurumları, yani liselerin hazırlık sınıfları ile birinci sınıflar, yani dokuzuncu sınıflarda bu yıl itibariyle uygulanmaya başlamış olacak. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi yaralandı. Gökçebey Yenice yolunda seyreden Cevdet Çağlayan idaresindeki bir firmaya ait Bartın Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü Kara Hatipler mevkiinde virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Bilal Aşık yönetimindeki Tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 çocuk 24 kişi Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yoldaki trafik akışı çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Bu arada otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlerine teslim edildi. Öte yandan kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacı Bektaşoğlu yetkililerden bilgi aldı. Vali Hacı Bektaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Saat 11.45 itibariyle Gökçebey ilçemiz Karahatipler köyünde Gökçebey Yenice yolunda gördüğünüz gibi elin bir kazayla, kaza haberiyle kaza haberi aldık. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Şu anda bütün yaralılar, az önce en son sıkışan iki yolcu tahliye edildi. Çok şükür sağlık durumları iyi. Şu anda yolcu otobüsüyle tombuk yüklü kamyonun tapa tapaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otobüs şoförü ve kamyon şoförü maalesef hayatlarını kaybettiler. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Tekrar başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Efendim, bunun sebebiyle ilgili bir ön bilgi ne? Arkadaşlar zaten ilk andan itibaren bütün arkadaşlarımız, Gökçebey Kaymakamımız, Sayın Gökçebey Savcısı olay yerindeler. Sizlerin de gördüğü gibi bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii. Yani arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Ama şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı kaynaklı, öyle bir şey bilmiyoruz. Kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Biri diğerinin önünü bilmiyoruz yani. Bu tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak. Onun dışında ne desek yanlış olur. Karabük'te 2024-2025 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Adliyesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve Baro Başkanı Emrah Köklü yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti. Biliyorum ki çok çalışacağız, hızlı çalışacağız, yoğun çalışacağız ve adalet... Uyum eğitimlerinde okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin eğitim ortamlarının desteklenmesi için öğretmen ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.
Bu yıl okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca önceki yıl başlatılan uyum eğitimleri 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrenciler için bugün uygulanacak. Uyum haftası programında okullarda öğrenci ve velilerin rehberlik çalışmalarıyla eğitim ortamının desteklenmesi için öğretmen ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek. İlkokula başlayan öğrencilerin ailelerine yönelik bugün ilkokul 1. sınıfa uyum haftası sunumu yapılacak ve çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak. Ortaokul öğrencilerinin ailelerine yönelik ise 9 Eylül'de ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilecek ve ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Evet, sırada kim vardı? Bakanlık ilk defa liseye başlayacak öğrenciler için de müfredattaki değişikliklerin yer aldığı liseye hoş geldin kitapları hazırladı. Liseye hoş geldin kitapları Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce derslerindeki yeniliklerle lise müfredatına ilişkin konuları içeriyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Karabük İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının ilki bugün Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Toplantıda Karabük'te yaşanan selde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Çok kıymetli İl Genel Meclis arkadaşlarım, değerli daire müdürlerimiz, kıymetli misafirler, basınımızın çok değerli temsilcileri, Eylül ayı İl Genel Meclis toplantılarımızın ve alacağımız kararların ilimize, ilçelerimize, beldemize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Malumunuz olduğu üzere ilimizde son birkaç gündür yoğun bir yağış görülmektedir. Bu nedenle sorumluluk sahası içerisinde oluşan veya oluşabilecek tüm aksaklıklara ivedi bir şekilde müdahale ederek yaşanabilecek olumsuzlukları da bir beraberinde engellemiş oluyoruz ve çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Ekiplerimiz de aşırı yağışlardan oluşan sel ve taşkın gibi afetlere karşı önleyici çalışmalara devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır sorumluluk sahamız içerisinde. İl özel dairesi ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde olup hiçbir aksaklığa bundan sonra da izin vermeyecektir inşallah. Yoğun çalışma sezonu içerisinde bir taraftan altyapı ve üst yapı çalışmaları sürerken diğer taraftan da asfalt plenti ve asfalt ekibiyle sahadaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Vermiş olduğumuz sözleri ve vaatleri eksiksiz olarak yerine getirmenin azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. İl özel dairemiz artık yatırımcı bir kuruluştur daha önce beyan ettiğim gibi. Artık agregaya ödediğimiz ücretin tamamını bütün alımına aktarıyoruz. Böylece hedeflerimiz önemli ölçüde yükselmiş olacak. Yapılan bu çalışmalar il özel dairemizin yatırımcı bir kuruluş haline geldiğinin en büyük göstergesidir. Kendi kendine yeten bir kurum olmak gerçekten gurur verici bir durum değerli arkadaşlar. İl genel meclis üyelerimizin ve mecliste aldığımız kararların yapmış olduğumuz bu çalışmalarda gerçekten çok büyük önemi var. Bu kararlar doğrultusunda vatandaşlarımıza büyük hizmetler yapılmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunu da sahada görüyoruz değerli arkadaşlar. İl özel dairemiz sürekli hizmet anlayışıyla ve kendi kendine yeten, yenileyen, yeni hedefler ortaya koyabilen bir kurum haline gelmiştir. Çalışmalarımızı sezon sonuna kadar tamamlamış olacağız. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı tünelinde devam eden çalışmalar nedeniyle D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde araç kuyrukları oluşuyor.
Otoyolun İstanbul istikametinde devam eden alt ve üst yapıyla tünel boyunun uzatılması çalışmaları kapsamında Abant kavşağından D100 karayoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada karayolunun Bolu'da geçişi İstanbul istikametindeki yoğunluk havadan görüntülendi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada 19 Eylül'e kadar sürecek yoğunluğun azaltılması için sürücülere, Valilik ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıları dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu. 19 Eylül'e kadar sürecek bu yoğunluğu azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan Karayolları Genel Müdürlüğü Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Çavuşlar Köyü'ndeki olayda yeğe hayvanlarını beslemek için ahıra giden Nuri Gürtekin'e henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı. Çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde göğsünden vurulduğu anlaşılan Gürtekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı yeğe ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kısa adı Barfet olan Bartın Dernekler Federasyonu'na bağlı Batı Karadenizler Derneği ile Bartın Özbaşı Köyü Derneği tarafından hafta sonu Çatalca'da piknik düzenlendi. Çatalca'da Şiremendere piknik alanında düzenlenen pikniğe Bartın Derneklerin yanı sıra Zonguldak Dernekler Federasyonu da destek verdi. Piknikte çok sayıda Bartın ve Zonguldaklı bir araya geldi. Pikniğe Bartın eski belediye başkanı Cemal Akın, Barfet'e bağlı Bartın Derneklerinden Şehir Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, Barfet Bartın temsilcisi Ufuk Şahin, Arıtköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Kalaycı ve Çakdaz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öner de katıldı. Bugüne kadar yoruluyorduk ama bugünkü bu kalabalığı görünce o yorgunluğumuz kalmadı. Bundan sonra bu etkinliklere biz hep şey diyoruz. Yani bu yeni başlıyoruz. Bütün etkinliklerimizde hep bunu söyledik, bunu ifade ettik. Yeni başlıyoruz. Bir sonraki etkinliğimiz inşallah daha güzel olacak. Özbaşı köyün dedim. Bartın'ın en büyük köylerinden biri. Yaklaşık biz 6 yıllık bir derneğiz ama ben bunun 2 yıl pandemisini, 1 yıl deprem sürecini saymıyorum. 3 yıllık bir derneğiz ama 3 yılda da gerçekten yönetimimizle birlikte güçlü bir kadromuz var. Muhteşem işler yaptık. Bizi burada yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize iyi eğlenceler diliyorum. Hep birlikte nice pikniklerde tekrar buluşmaya, birlik beraberliğe davet ediyorum. Hangi dernek olursa olsun hiçbir derneği ayırt etmeden üye olalım. Birlik beraberliğimizin gücünü gösterelim. Etkinliklerde bir olalım. Biz her yerde varacağız. Çünkü biz Batı Karadeniz olarak bir aileyiz. Güçlüyüz. Daha güçlü olacağız inşallah. Tekrar size hepsinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Biz İstanbul'da tabii sadece Bartınlı değiliz. Biz Batı Karadenizliyiz. Sadece Bartınlıyız dediğimizde biz hem siyasetten hem kamudan hem diğer kurumlardan çok değer görmüyoruz. Çünkü İstanbul'da nereli olduğunuzu ve sayınızı ve niteliğinizi sorduklarında aldıkları cevap karşısında insanlar yüzlerini buruşturuyor. Biz bunu hissediyoruz. Halbuki biz il olduk. Evet hizmetler geldi ama bizim sosyal ve kültürel olarak Zonguldak'tan, Karabük'ten ayrılmamız mümkün değil. Bu pikniğe sponsor olan bütün hayırseverlere, katılanlara, katkı verenlere, Bartın'dan, Zonguldak'tan, Karabük'ten ve İstanbul'dan gelen sizin gibi basın temsilcilerine, medya temsilcilerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Böyle güzel günde bizimle berabersiniz. Önümüzdeki yıllarda bunu çok daha büyüterek yapacağız. Herkes beni duyuyor mu? Bir, iki, üç dakika bana bir dikkatinizi verin. Sevgili izleyenler, Batı Karadenizler Derneği ile Bartın Özbaşı Köyü Derneği tarafından hafta sonu Çatalca'da düzenlenen pikniğin tamamını bu akşam saat 21.30'da izleyebilirsiniz. Kocaeli Karabükler Derneği tarafından hafta sonu Gebze Hünkar Çayırı'nda piknik düzenlendi.
Kocaeli Karabükler Derneği tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen piknik şenliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Karabükler Derneği yöneticileriyle çok sayıda hemşehrimiz katıldı. Programımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize, belediye başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bugün malum hava muhalefeti nedeniyle Karabük'te, Eflani'de sel felaketi oldu. Tüm hemşerilerimizin de buradan başı sağ olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim hepsine. Böyle doğal afetlerin bir daha yaşanmaması için inşallah Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım. Biz de Gebze Hünkarçayırı'nda hem hemşerilerimizi bir araya getirmek hem de Karabüklü öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize burs amaçlı düzenleyeceğimiz programı bugün başlattık ama akabinde yağmur muhalefeti nedeniyle erkenden kesmek zorunda kaldık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize, sanatçılarımıza, belediye başkanlarımıza ve sayın hocamıza, Batı Karadeniz'in dünyaya açılan penceresi BRT TV'ye de teşekkür eder. Selamlarımı, saygılarımı sunarım. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hünkarçayırı'ndan selamlar, saygılar sunuyorum. O durumunu takip etmemize rağmen akşam 4'ten sonra yağmur görünüyordu. Ama nasip diyelim, bereketimiz diyelim, böyle bir yağmurla karşılaştık alanımız. Ben teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan büyüklerimize, alanımıza gelen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de, özellikle BRT ve ailesi, Mehmet ve Osman Çetinkaya'ya da teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerine de buradan selamlarımızı iletiyorum. İnşallah daha güzel programlarda yine bir araya geleceğiz. Kocaeli Karabükler Derneği tarafından hafta sonu Gebze Hünkarçayırı'nda düzenlenen pikniğin tamamını saat 20'de izleyebilirsiniz. Amasra'ya bağlı ve sahiliyle, kumuyla bölgemizde en çok tercih edilen tatil köylerinden biri olan Çakraz'da yaza veda etkinliği düzenlendi. Çakrazlar Derneği'nin öncülüğünde Bartın Dernekler Federasyonu'nun desteğiyle hafta sonu Çakraz sahilinde düzenlenen konserde Bartın Kent Orkestrası sahne aldı. Buraya kadar gelerek bizim bu konserimize katkı verdiğiniz için size ve BRT ve ailesine çok teşekkür ediyorum. 20 gündür bu konserin hazırlığını yapmaya çalıştık. İnşallah buraya gelen bu yazın son günlerinde gelen misafirleri de eğlendirdiğimizi düşünüyorum. Eğlence hala daha devam ediyor. Siz de çekimler yaptınız. Umarım daha güzel etkinliklerde sizleri tekrar burada bizim programlarımızda görmek bize de ayrı bir keyif verecek. Bartın Valiliğimiz, Amasra Kaymakamlığımız, onlara da buradan ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Çakraz'da Çakraz Derneğimiz öncülüğünde, federasyonumuza bağlı derneğimiz öncülüğünde yaza veda konseri yapmak istedik. Aslında bugün bir veda değil bu, aslında coşkulu bir veda olsun istedik. Sonbahar yaprakların sararmasıdır. Ama biz bugün bu akşam burada çok heyecanlı bir şekilde sonbahara gireceğiz ve inşallah sonbaharda Çakraz'ımız uzun bir süre daha turizmi burada şey yapacak, devam edecek. Pastırma bir sonbahar istiyoruz. Turizmin devam etmesini istiyoruz. Buradaki esnafımız gördüğünüz üzere şu an çok mutlu. Bölgemiz gerçekten şu an arkamızda 2500-3000 kişilik bir kitle var. 3000 kişi burada bizle beraber bu heyecanı yaşıyor. 8-8.5 civarında konserimiz başlayacak. Ve ondan sonra inanın burası bence çok güzel olacak. Çakraz Derneğimiz Murat Bey olsun. Bir fikir alışverişi yapıldı. Bir hamsi şenliği yapıldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu sene de Çakraz'da bir yaza veda konseri yapalım istedik. Niye yaza veda konseri? Çakraz bir sahil kasabası. Sahil kasabası olmasından sebep çok ziyaretçisi var. Tabii bu ziyaretin edilmesinin en büyük sebebi Çakraz halkının, Çakraz esnafının güler yüzü ve tatlı dilidir. Onları burada en iyi şekilde misafir etmeleridir. Bu noktada da biz insanlarımıza değişik şeyler yaşatmak için, eğlenceler yaşatmak için, değişik duygular yaşatmak için bu sene de yaza veda konseri yapalım istedik. Aşk görüntüsüyle doyma konser. Bir kadın arası.
izleyenler, hafta sonu Çakraz'da yapılan yaza veda etkinliğini bu akşam saat 23.00'da izleyebilirsiniz. Karabük'ün Eski Pazar ilçesinde geç Karkoretik Roma ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde cam konstrüksiyonla korunan Roma Hamamı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karadeniz'in zevk masası olarak adlandırılan Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Antik kenti ziyaret edenler tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buluyor. Geçtiğimiz aylarda mozaikleri hem dış etkenlere karşı korumak hem de kuş bakış imkanı sunmak amacıyla cam konstrüksiyonla kapatılan Roma Hamamı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ankara'dan geldik buraya. Antik kentin kazılarını duyduktan sonra burayı bir ziyaret etmek istedik. Aslında beklentimizden çok daha üstte bir şey gördük. Alanların korunması vesaire gerçekten özen gösterilmiş. Yani genel anlamda ya tarihi yansıtır bir şekilde kazılar güzel ilerlediğini düşünüyorum. Bence ekstra bir deneyim sağlıyor. Alanı çok daha iyi bir şekilde kuş bakışı görme şansımız oluyor. Detayları aşağıdan bu kadar hakim olamazken üstten çok daha net görebiliyoruz. Mozaik tarafının tamamını görme şansımız oluyor. Bu bence ekstra bir deneyim sağlamış. O yüzden bu kuş bakışı olayı, teras durumu gerçekten alana güzel bir nokta katmış. Yolculuğumuzda uğramak istediğimiz bir yerde bizim için güzel bir durak oldu. Tarihi bir de bu tarafından görmüş olduk. 5 gün yapmışlar, 10 gün balıklar dedi. Kütahya'dan geliyoruz. Bir düğün vesilesiyle Safranbolu'ya geçiyoruz. Yolda tabelayı gördük. Dolayısıyla hani kendi coğrafyamızda böyle bir tarihi eserlerin merakı olduğu için geçerken uğrayalım dedik. Kütahya'mızda da işte tarihi Arizona antik kenti var. Dolayısıyla bunlar bizi ilgi alanımıza girdiği için yolumuzu biraz böyle bu tarafa doğru çevirdik. Genelde yabancı turistlerin de çok rağbet gösterdiğini görüyoruz. Bizler de mümkün mertebe gördüğümüz takdirde merak ediyoruz. Eski insanlar ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar, o zamana ait kalan buluntular. Gerçekten çok ciddi ve hassas çalışmalar da yapılıyor gerçekten. Bu sebepten dolayı biz de mümkün mertebe yolumuz düştükçe bu şekilde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Burayı da gördük, çok beğendik gerçekten. Çok güzel olmuş. Gerçekten gittiğimiz başka yerlerde, Konya vesairede de gitmiştim. İlk defa bu şekilde bir çalışma görüyorum. Gerçekten muazzam bir çalışma olmuş. Hem kolay bir şekilde inceleme şansı tanımlıyor. Hem de içeri kısmın doğallığını da korumuş oluyor bu şekilde. Gerçekten çok beğendik bu projeyi de. Denizler av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle vira bismillah diyerek denize açılan balıkçıların yüzü bu sene palamutla gülüyor. Abi oynuyor, oynuyor. Sen Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut 3 tanesi 200 liradan satışa sunuluyor. Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar avladıkları balıklarla sabahın erken saatlerinden tezgahları doldurdu. Orta Hisar ilçesinin Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin kilogramı 100, mezgidin 150, palamudunsa 3 tanesi 200 liradan satılmaya başladı. Şu an bolluktan başladı. İnşallah böyle de devam eder. Hem vatandaş bol bir balık tüketir hem de biz satıcılar olarak bol balık satarız. Mutlu bir sezon geçirmiş olarak hep beraber iyi bir şekilde geçirecek olduğumuza inanıyorum. Yani şu an hamsiden şu an bir şey değilmez yani. Çünkü ilk açılış balık şu an seansında palamut olduğu için istavrit ve palamut. Ama şu an göstergeler palamutu gösteriyor. İnşallah bu sene hem istavrit hem palamut hem hamsi. Yani bu sene çeşitlilik olacak olduğuna inanıyorum yani. Sezon başladı. Palamut başladı bollanmaya. Vatandaş bu sene inşallah bol palamut yer. Bu sene hamsi kıt olur, palamut bol olur. Buyurun. İnşallah bundan sonra vatandaş ucuz balık yer. Şu an fiyatlar 75-100 lira. O civarda 3 tane 200 lira. Mezgit 150, istavrit 100 lira. Levrek çupra fiyatları, onların fiyatları standart. Şimdi mezgit dün 250'di, bugün 150 lira. İstavrit dün 250'di, bugün 100 lira. Şimdi vatandaş demiş ki pahalıdır. Etten ucuz, tavuktan ucuz balık.
en ucuz gıda maddesi. İnşallah bundan sonra da vatandaşlar bundan sonra da bedava balık yer. Sinop'ta da av yasağının sona ermesiyle vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar av sezonunun ilk gününde limana 500 kasa palamutla döndü. Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü. Allah verdi. Gece 3 gibi yakamıza çıktık. Yakama zayıftı ama balık güçlü, kuvvetli olduğu için güzel çaktı. Tahminen 3-4 bin balık var. Herkese rast gelsin. Nasıl geçecek sezon, nasıl görüyorsunuz? İyi gibi duruyor ama bu sene güzel olasılık. Ordu'da ise av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, istavrit ve çinekoplar tezgahları süslemeye başladı. Tekneleriyle denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Türlerine göre tek tek kasalara yerleştirilen balıklar sabah saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini almaya başladı. Yeni avlanmış palamut, istavrit ve çinekop vatandaşlardan ilgi gördü. Yeni sezonumuz açıldı. Herkese hayırlı bereketli olur inşallah. Tezgahlarımız şenlendi. Palamut, istavrit, barbun, çeşitlerimiz bayağı bol. Abi ilk akşam güzel geçti balıkçılar için. Yani tezgahımızda daha çok palamut, istavrit. Küçük balıkçılar daha çok mezgit odaklı çalışıyorlar. Yani bakalım, sezon daha yeni başladı. Sezonun ilk günü itibariyle bereketli oluyor. Bol miktarda palamutumuz var. İstavrit çıktı, mezgidimiz olur yine. Çinekop yine güzel çinekoplar çıkmaya başladı. İnşallah sezon çok bereketli geçecek gibi görünüyor. Şu anda ne var? Palamut var, istavrit var, mezgit olur. Çinekop gelir, levrek var, somon var. Yani çeşidimiz var. Bundan sonra da bol olacak yani. Bir tanıdığım başı bundan sonra bol bol palamut olur sana. Bereketli yani. Havalar sıcak mevsim olarak, soğuttukça deniz daha çok coşacak, daha çok bollaşacak. İnşallah bu sene vatandaşlarımız balığa doyacak, ucuz ucuz balık yiyecek. Avrupa Birliği ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak yurt dışına ihraç ediliyor. Güney Kore gezisi sırasında siyah sarımsakla tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapma kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve KOSGEB'den destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından fermantasyonla elde edilen siyah sarımsak üretimine başladı. Cebeci uzun yıllardır ilaç sektöründe çalıştığını söyledi. Sarımsağın ana vatanı Taşköprü'den aldığımız coğrafi işaretli Taşköprü sarımsakları işlediğimiz tesisimiz burası. Yani bu bir fermentasyon süreci diyebiliriz. Yani biz siyah sarımsağı alıp temizleyip, sapını çöpünü temizleyip ısı ve nem kontrollü odalarımızda haftalarca bekletiyoruz. İçine herhangi bir koruyucu, herhangi bir kimyasal ilave etmeden. Yani sarımsağı olduğu gibi koyuyoruz ve olduğu gibi alıyoruz. Hiçbir katkı maddesi içermiyor bu yüzden. Hani tüketilen siyah sarımsak bildiğiniz coğrafi Taşköprü sarımsağı. Örneğin zeytinyağlısını yaptık, bunun sirkesini yaptık, ballısını yaptık. Bunun gibi birçok propolislisini yaptık. Gıda sektörü dışında da diğer kozmetik sektörüne ve ilaç sektörüne de ham madde olarak siyah sarımsak tozu temin etmeye başladık. Ürünü bütün salatalarınızda, işte makarnada, etin balığın yanında tüketebiliyorsunuz. Olduğu gibi de tüketebiliyorsunuz. Bundan her gün bir iki diş alıp hani sağlığınıza katkısını görebilirsiniz. Normal sarımsaktan tamamen farklı. Bu bir kuru erik tadında. Yani en iyi belki özelliklerinden biri de yedikten sonra vücutta koku yapmıyor. Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, selenyum zengini, aroması güçlü, daha uzun süre muhafaza edilebilen bir sarımsak, dayanıklılığı daha iyi. Ve siyah sarımsak, yine coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ile üretim yapıyoruz. Antioksidan zengini,
Eğer bilinirliğini artırabilirsek daha fazla sayıda üretip daha fazla insana da bu ürünü ulaştırmamız mümkün olacak sanki. Şu an geçtiğimiz sezon yaklaşık 15 ton kadar siyah sarımsak ürettik. Dediğim gibi her sezon bu kapasitemiz artıyor. Bu yıl bir makine daha devreye aldık. Yurt dışından da artık talepler gelmeye başladı ve yurt dışında da küçük de olsa ihracatımız oluyor. İşte bunların içinde Almanya, Polonya gibi ülkeler var. Dubai, Katar, o bölgeden de çok fazla talep alıyoruz. Her ay böyle birkaç palet oralara da ürün gönderiyoruz. Bizim ürettiğimiz sarımsak bu, Taşköprü sarımsağı. Biz bunu dikiyoruz, çıkartıyoruz, temizliyoruz, üretime geliyor, pişiyor. Çok güzel bir tadı var, damak tadı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan 33 yaşındaki Hasan Dayı, dededen kalma bahçesinde 2010'dan bu yana bölgeye özgü mor patlıcan inciri yetiştiriyor. Kutulu Kent Mahallesi'nde 5 dekarlık bahçesinde incir üretimi yapan dayı, hasat döneminde 2 günde bir aile bireyleriyle topladığı 100 kilogram inciri toptancılara satıyor. Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında aldığı 80 fidanı da diktiği bahçesinde yaklaşık 200 ağaç bulunan Hasan Dayı, her yıl hasat döneminde ortalama 2,5 ton incir topluyor. Karadeniz bölgesindeki kentlerde yaş olarak satışa sunulan mor patlıcan inciri tadı ve aromasıyla yoğun talep görüyor. İncir yetiştiriciliğinin ata dede mesleği olduğunu söyleyen Hasan Dayı şunları kaydetti. Bahçe ve incir bize ata dede mesleği. Zamanında onların başlattığı bu mesleği biz de aldığımız Tekeköy Belediyesi ve ilçe tarımdan aldığımız desteklerle, fidanlarla biraz daha büyütmeye, devam etmeye, diğer işimizle beraber bunu da hem hobi hem bir yan gelir olarak yapmaya, büyütmeye, bizden sonrakilere de aktarmaya çalışıyoruz. Tekkeköy İlçe Tarım Orman Müdürü Murat Erdoğan da şu açıklamalarda bulundu. Kendine has özelliklerinden dolayı yaş tüketime uygun olan incirimizin üretim alanlarının geliştirilmesi, ilçemize, ilimize ekonomik katkı sağlaması, fayda sağlaması adına Tekkeköy Belediye'mizle beraber üretim alanlarını genişletmek amacıyla ilçemizde 4250 adet 2021 ve 2023 yılları arasında 4250 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu üretime yönlendirdiğimiz, bize tavsiyelerimizi ve dikkate alan üreticimiz Hasan Bey'le, Hasan Bey de bu desteklemeden faydalanan üreticilerimizden birisi. Tekkeköy Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Enver Ağırlar da şunları belirtti. Kendi buradaki topraktaki potasyum farkı, toprak yapısı ve denizellikle birlikte bir de hakim rüzgarların etken olduğu için daha etkili, daha meyve olarak daha verimli ve tad oranı daha yüksek olduğu için biz bu bitkiyi, inciri bölgemizde yaygınlaştırmaya, belediye olarak bölgemizde yaygınlaştırmaya karar verdik. 2021-2023 yıllarında bölgemizde fide dağıtımları yaptık. Yine aynı alanda İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte bölgedeki budama eğitimleri verildi. Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu kaç bu? Sana kim dedi balı ye? Ya bir kilo balı yedi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait Duman isimli kedi, Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi. Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan'ın o anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Abi ondan sonra çeli kaldı böyle. Adama yani. Taze balıydı, çarptın. Komar balı mıydı? Yo, normal uzun balıydı ya. Abi ayak niye böyle? Nabzate. Bir süre baygınlık geçiren kedi sonrasında normale döndü. Videoyu çeken arkadaşının sorularına cevap veren Okuyan, Duman'ın 200 grama yakın bal yediğini belirtti. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kasamak yaptı, biraz bal yedi.
dokundu ama. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Oynamaya devam ediyoruz. Değil mi Duman? Hı? Herkese teşekkürler ilginizden dolayı. İyi akşamlar diliyorum. Duman, oğlum. Tamam yat daha yat. Aa, yastık yat hadi. Hadi. Yat. Kök kafana buraya. Balli. Tamam bir daha bal benim izliyorum. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı belediye meydanında verilen startla başladı. Sporcular 4 etaplık bisiklet turunda toplamda 600 kilometre pedal çevirecek. Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Ankara'daki kurucu mecliste sona erecek. Samkon Genel Başkan Yardımcısı Harun Kurt gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Atatürk'ün ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmış olduğu Samsun'dan Ankara'ya giden güzergahın tekrar o milli ruhu canlandırmak adına Samkon olarak aslında bir organizasyon düzenledik, yarış organizasyonu. Bunun da bisiklet turu olarak düzenledik. Geçen sene ilkini yaptık ulusal çapta. Bu sene de uluslararası kategoriye alındı geçen seneki başarısından dolayı. Bu sene uluslararası çapta toplamda 4 gün süren 600 kilometre, 4 etapta her etapın kendine göre has ödülleri ve yarış standartları var. Tabii sonunda bir de parkurun, yani bütün yarışın bir kazananı olacak. Bu manada biz bölgeyi tanıtmak, ruhu canlandırmak, uluslararası camiada bölgeye turizm manasında katkı sağlamak için Samsunlu olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde gelenekselleşir ve bu nasıl anlatmak lazım? İnşallah çocuklarımıza da bisiklet sporunu sevdirip gelecek nesillerin hem bisikleti sevmeleri hem de bu ruhu taşımaları hem de bölgeyi tanıtmaları adına güzel bir organizasyon olacağını ümit ediyoruz. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Atıcı'nın start vermesinin ardından sporcular Ankara'ya ulaşmak üzere pedal çevirdi. Sevgili izleyenler, şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın 23 yıl önce, 23 yıl sonra 11 başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. 23 yıl önce, 23 yıl sonra. 12 Haziran 2011 genel seçimleri tamamlanmış, Karabük'ten Mehmet Ali Şahin ile Osman Kahveci, Karabük'ün yeni milletvekilleri olmuştu. İkisi de güçlü isimlerdi. Hatta Mehmet Ali Şahin seçimlere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak girmişti. Karabüklüler yeni dönemden son derece umutlu bir bekleyiş içine girdiler. AK Parti'nin 2002 ve 2007 genel seçimlerinde iki dönem milletvekilliğini yapan, daha önce de Devlet Planlama Teşkilatı'nda bürokratlık, ardından Safranbolu Belediye Başkanlığı gibi geçmişinde başarılı görevler bulunan Mehmet Ceylan, o yıl Kalkınma Bakan Yardımcısı oldu. Madem anılarımızı yazıyoruz, yaşadıklarımızı tarihe not düşüyoruz, bu konudaki anımızı da yazalım ve tarihe not düşelim. 2011 genel seçimleri yapılmış, değerli dostumuz Mehmet Ceylan, iki kişilik Karabük milletvekili listesinde yer bulamamıştı. Mehmet Ali Şahin ve Osman Kahveci, Karabük'ün yeni milletvekilleri olmuşlardı. Ancak o seçimlerin hemen ardından kanun hükmünde kararname ile siyasi bakan yardımcılıkları gündeme geldi. Tam o günlerde telefonum çaldı. Arayan dostumuz Mehmet Ceylan'dı. "Mehmet Bey, yerinizde misiniz? Müsaitseniz ziyaretinize gelmek istiyorum," dedi. Davet ettim, bir süre sonra geldi. Kısa bir sohbetin ardından konuyu açtı. Bakan yardımcılıkları uygulamasının başlayacağını, kendisinin DPT kökenli olduğunu, Kalkınma Bakan Yardımcılığı için çok uygun olduğunu belirtti. Büyük bir mutluluk duydum. Karabük'ün iki güçlü milletvekilinin yanı sıra iki dönem milletvekilliği yapmış bir bakan yardımcısının olması Karabük için müthiş bir gelişme olur diye düşündüm. Mehmet Ceylan dostuma, "Biz ne yapabiliriz?" diye sorduğumda, "Bu konuda bir haber yapalım.
Bu haberi değerli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin'e gönderelim. Sonra da siz telefonla bu konuyu anlatırsınız dedi. Uzun yıllardır tanıdığım ve dostum olan Mehmet Ceylan'la ilgili haberi yapmadan önce eğitimi, bir yıllık Amerika'daki çalışmalarını, devlet planlama teşkilatı ile ilgili deneyimlerini içeren detaylı bilgiler aldım. Büyük bir özenle haberimizi hazırladık. Ardından Mehmet Ali Şahin'in sekreteryasına haberi ilettim. Bir çıktı alarak Sayın Şahin'e arz etmelerini rica ettim. Sekreter hanımı az sonra tekrar aradım, haberin çıktısını arz ettim Mehmet Bey. Sayın Başkanımız şu an okuyor dedi. Aradan bir süre geçtikten sonra Karabük Milletvekilimiz Mehmet Ali Şahin'i aradım. Başkanım, bakan yardımcılıkları oluşuyor. Mehmet Ceylan da derken sözlerimi henüz tamamlamadan Mehmet sen Mehmet Ceylan'ı kalkınma bakan yardımcısı yapmışsın zaten dedi. Bir anda buz gibi ter aktı. Şok oldum. Başkanım estağfurullah benim ne haddime sadece bir haber yapıp Karabük için iyi olacağı düşüncesiyle bir öneri getirmiştim dedim. Çok iyi düşünmüşsün Mehmet. Ben de ararım ama sen Mehmet Ceylan'a ulaşıp yarın bana öğle saatlerinde uğramasını söylersen iyi olur. Kalkınma Bakanı Cevdet Bey'e, şimdiki Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Sayın Başbakanımıza söylerim. Mehmet Ceylan ile BRTV'deki odamda büyük bir mutluluk yaşadık. Karabük'ün iki güçlü milletvekilinin yanında Kalkınma Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlığın bakan yardımcısı da Karabük'te hemşehrimiz Mehmet Ceylan'ın olması için o gün önemli bir adım atılmış oldu. Ertesi gün öğle saatlerini Mehmet Ceylan, Mehmet Ali Şahin Başkanımızı ziyaret etti. Ardından da bakan yardımcıları açıklanmaya başlayınca Mehmet Ceylan da Kalkınma Bakan Yardımcısı olarak açıklandı. Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olan ve Kalkınma Bakanlığı için gerçekten çok önemli bir isim olan Karabük'te hemşehrimiz Mehmet Ceylan, Kalkınma Bakan Yardımcılığı yaptığı dönemde Karabük'ün birçok önemli konusuyla yakından ilgilendi. Rahmetli Profesör Doktor Burhanettin Uysal'ın rektör olduğu dönemlerde Karabük Üniversitesi için çok ciddi kaynakların aktarılmasında önemli rol oynadı. Hatırlanacağı üzere Mehmet Ceylan daha sonraki dönemlerde de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı ve yine Cevdet Yılmaz'ın AK Parti Dış İlişkiler Başkanı olduğu dönemlerde Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hem ilimiz hem de ülkemiz adına önemli görevler yaptı. Ceylan, halen Kardemir'in yan şirketlerinden biri olan Kardemir Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mehmet Ceylan, yazı dizimizin konusu olan AK Partili yıllarda Karabük ve ilçelerimize çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve halen bulunmaya devam etmektedir. 2011-2015 döneminde Mehmet Ali Şahin ve Osman Kahveci'nin Karabük milletvekili olduğu dönemde Karabük Üniversitesi'nde çok önemli gelişmeler yaşanmış, İki güçlü milletvekili sayesinde üniversitemize diş hekimliği, hukuk, orman fakültesi gibi bölümlerin açılmasının yanı sıra dönemin başarılı rektörü Profesör Doktor Burhanettin Uysal'ın özellikle Mehmet Ali Şahin'in Ankara'daki gücünden yararlanarak Karabük Üniversitesi'ni kendi döneminde kurulan üniversiteler arasında çok ön plana çıkarmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ovacık yangınında helikopterlerin su aldığı Ovacık'taki Hatipoğlu Göleti ve il genelinde birçok yatırım yine o dönemin eseridir. O dönemde iki güçlü milletvekilini üzen, AK Parti adına başarısızlıkla sonuçlanan 2014 yerel seçimleri oldu. Kalkınma Bakan Yardımcısı iken Karabük Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Ceylan, mevcut belediye başkanı Rafet Vergili karşısında seçimi kaybetti. Her seçimin kendi dönemine göre bir sonucu oluyor. O seçimlerde de MHP adayı Rafet Vergili %51.8 oy olarak yeniden belediye başkanı seçilirken, Kalkınma Bakan Yardımcısı iken AK Parti'den başkan aday olarak gösterilen Mehmet Ceylan %42.7 gibi önemli bir oy oranına ulaşmasına rağmen seçimi rakibine göre yaklaşık %9 dolayında bir farkla kaybetti. CHP seçmeninin çok büyük çoğunluğu o seçimlerde oylarını MHP adayına vermişti. CHP'nin oy oranı ise %2.61 gibi komik bir orandı. Yazı dizimizin bir sonraki bölümünde 2015 yılında Haziran ve Kasım aylarında yapılan iki genel seçimle ilgili anılarımızı yazacağız.
Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sunar. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sundu.